Arkadaşlar merhabalar. Yeni serimizin adı Gözden Kaçan Noktalar. Burada e, uzun zamandır aslında hani planladım ama çok basit bir şey olmasına rağmen bazen vakit olmuyor ya da kısmet olmuyor falan. Artık hani bir video ile başlayayım dedim. E, burada arkadaşlar hedeflerimiz evet yüksek. Gerçekten herkes iyi şeyler yapmak istiyor, derece yapmak istiyor, iyi sıralamalar yapmak isteyen var, iyi bölümlere gitmek isteyenler var doğal olarak bunun içindeyken bazen yanlış bir şekilde boğulabiliyoruz basit şeylerin içinde. Çok zor sorular çözmeye çalışırken aslında bir anlık basit bilgilerin düzgün oturmamasından ya da konuyu öğretirken konunun öğrenilmesinden sonra önemsememekten kaynaklı. Ama ne olacak ya işte ne var ki bu çok kolay dendiği için testlerin giriş kısımlarındaki soruların basit olmasından dolayı ya da bazen hiç o kavrama değinilmemesinden dolayı ee, ÖSYM'nin bir anlık o basit bir şeyi ne kadar güzel sorduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla gerçek manada gözden kaçan noktaları size olabildiğince izah etmeye çalışacağım. Bunlar e, böyle zorlayıcı, kasıntı şeyler manasında değil. Zaten hedefimiz burada kafanızın karışmasını gidermek bazı noktaları açabilmek olabildiğince zorlayan aslında zor olmayan ama zorlayan şeylerden de sizi uzaklaştırıp biraz böyle üzerinizdeki yüklerden kurtulmanızı sağlamak. O yüzden bazen bu 3 dakika sürer bu video. Bazen sadece 1 dakika sürebilir. Bazen 5 dakika sürebilir. Bazen 10 dakika sürebilir. Yani ufak minik detaylara dikkat edeceğiz. O yüzden hepinizin bu videoları dikkatli bir şekilde baştan sona dinlemesini istiyorum. Tamam mı? Her videoda böyle ufak tefek kavramlara değineceğim ya da ufak tefek sorulara. E, bu sorulara değindikten sonra da artık diğer sorularda yine görüşeceğiz. Bugün ilk kavramımız arkadaşlar polinom. Gözden kaçan noktalarda sorularda çok fazla geldiği için önce bir şeyi izah edeceğim size. Bu soruyu çözmek maksatlı değil. Zaten ben çözdüm ama önce grafiklerle ilgili size bir şey söyleyeyim. Bazı arkadaşların kafasına şu takılıyor. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir grafik veriyorum. Gerçel sayılarda tanımlı bir grafik olsun tamam mı? Şöyle veriyorum mesela. Grafik böyle duruyor. Diyor ki arkadaşlar ya hocam bunu nereden biliyorsunuz? Belki devamı böyledir. Hani biz bununla ilgili limit soruyoruz, süreklilik soruyoruz, türev falan soruyoruz ya. Orada birisi şunu sorabiliyor. Kendince haklı olarak hiçbir itirazım yok ilk etapta. Belki hocam bu grafik böyle kırmızı gibi devam ediyor. Ya da siz bize bir kısmını vermişsiniz hocam. Belki grafik böyle hayır Kesinlikle böyle bir durum yok. Ben sana eğer bir grafiği böyle sınırlandırmıyorsam, açık veya kapalı aralık fark etmez. Sınırlandırmıyorsam sana gösterdiğim grafik gerçek görüntüdür. Yani sana bir nevi sonsuza doğru giderken de böyle olacağını, eksi sonsuza giderken de böyle olacağını söylüyorumdur. Şekil oyunu, kelime oyunu, kelime şakası yapmayız grafiklerde. Eğer illa sana Grafiğin belli bir kısmından itibaren ne olduğunun belli olmadığını aktarmak istiyorsam ne yaparım biliyor musun? Kapatırım. Sınırlarım fonksiyonu. Sınırlı bir aralığın içinde fonksiyon veririm. Evet sen sağına ve soluna yorum yapamazsın. Ya da alırım bir fonksiyonu. E, hani denklemini bilmediğin bir fonksiyonu. Sonuçta denklemini biliyorsan zaten grafiği çizilebilir. Onu alırsın çizersin. Ama sadece böyle fx şeklinde verdim. Gerçel sayılarda da tanımlı dedim. O zaman net grafik böyledir. Ne zaman bunu bilemezsin? Buraya kağıt koyarım. Hani yeni nesil model ÖSYM'in yaptığı gibi. Buraya bir kağıt kapatırım. İşte o zaman dersin ki hocam ben bu grafiğin devamını bilmiyorum. Ona göre yorum yapabilirim. Alırım buraya böyle bir kahve döküldü muhabbeti yaparım soruda. O zaman sen de dersin ki evet ben bu grafiğin sağ tarafını bilmiyorum. Onun haricinde bir grafik verdiğim zaman bu böyledir. Yani alıp sakın şunu düşünme. Belki de böyle devam ediyor. Aklına hiç şüphe gelmesin. Niye sizi kandıralım? Ya da sorularda arkadaşlar hani öyle bir yer sorayım ki Tonga'ya düşsünler işte ondan sonra da batırsınlar soruyor. Öyle bir niyetle sorulmuyor. Bazen sadece bazı soruları yapamayın diye sorarız. Onu da yaptığımız zaman deriz ki bak aslında sen burada buna takıldın. Takıldığın şey aslında ne kadar basitmiş değil mi? Onun haricinde yoksa grafik verildiği gibidir. Bunu e, böyle ifade etmiş olayım tamam mı? Her zaman verilen grafik gerçek grafik görüntüsü. Ben sana... ...kağıda küçültülmüş boyutta veriyorum. O yüzden bunun böyle devam edip etmemesiyle alakalı kafana bir şey takılmayacak bundan sonra. Bu birincisi. Gelelim şimdi ikinciye, bu soru üzerinden. Polinom fonksiyonla alakalı arkadaşlar ilk böylece gözden kaçan noktamıza da değinmiş olduk. Bu da e, aynı şeyin içinde, videonun içinde ikincisi olsun. Böyle bir soru sormuştum. Aşağıdakilerden kaç tanesi gerçel sayılarda? Tanımlı bir polinom fonksiyonun grafiği olamaz Mesela ben bu soruyu özellikle de birinci teste koydum, şey birinci soruya koydum, birinci teste koymadım. Birinci soruya koyma sebebim de şu, zaten biz polinom fonksiyonların grafiklerini size konu anlatımında öğrettik. Ne dedik? Polinom fonksiyonlar, işte doğrusal fonksiyonsa sabit fonksiyon böyledir, doğrusal fonksiyonsa ve sabit değilse ya böyledir, ya böyledir. Sonrasında da işte e, parabol, e, üçüncü dereceden fonksiyon, işte dördüncü dereceden fonksiyon. ...böyle gider. Yani hep eğrisel gider. Parabol e, şey doğrusal fonksiyon değilse... ...bütün polinom fonksiyonlar... ...gerçel sayılarda tanımlı olduğunda işte böyle... ...gördüğünüz gibi eğri biçiminde devam eder. Sivri noktası yoktur diyorduk. O zaman daha türev bilmiyorsunuz ya. Ya da hala belki türeve geçmiş olanlar olabilir ama söyleyeceğim ben şimdi. Sivri noktası yoktur. E, kırılma yoktur. Parçalı fonksiyon değil çünkü polinom fonksiyon... Doğal olarak tanımsız olduğu bir yer yok, asimtotu yoktur. Logaritmik bir grafik gibi değildir. Her noktada tanımlıdır, her noktada süreklidir, her noktada türevlidir. O zaman arkadaşlar bir polinom fonksiyon her noktada türevli olduğu için sivri noktası olabilir mi? Hayır. Bu yüzden hani buna yaptığınız itiraz tabii ki türev bilmiyorsan ya niye olmasın ki falan dersin. Ama bir polinom fonksiyon söyleyeyim hani ister bil ister bilme daha türevi. Her noktada türevlidir. Türevde de sivri nokta olmaz. Sivri nokta ise sol ve sağ türev farklı geleceği için türevsiz olur. E polinom da her noktada türevli olduğuna göre e, tanım aralığında e doğal olarak ne söylüyorum o zaman? Demek ki bir polinom fonksiyon gerçel sayılarda türevli olduğu için sivri noktası olamaz. Y yine bir polinom fonksiyon sivri noktası olduğu için bu grafiğe ait bir e, polinom fonksiyon çizemezsiniz, yazamazsınız. Bir de şunu söyleyeyim, başka bir videoda değineceğim. Bu parçalı fonksiyon, kritik nokta mevzusu. Kritik nokta burada parçalı fonksiyonda olacak. Dolayısıyla kritik nokta parçalı fonksiyonda olduğu için polinom fonksiyonda bir parçalı fonksiyon olmadığı için her türlü bak bunun olma şansı yok. O yüzden bu olamaz. E, şu verdiğim ikinci grafik evet bir polinom fonksiyona uygundur. Hatta isterseniz basit bir şey de söyleyeyim. Hani uyduruk bir grafik. Üzerinden gösterdiğim e, denklemde söyleyeyim. Y eşittir mesela x küp eksi 1 olsun. Tamam mı? Böyle bir grafik söyleyeyim. E, bunun köklerinden, reel köklerinden biri 1. Devam ediyor. Böyle bakın. E, x ekseninde şöyle yumuşak bir geçiş yapıyor. Ve yoluna devam ediyor diye düşünebilirsiniz. Yine bu grafik arkadaşlar bir polinom fonksiyon grafiği olamaz. Çünkü burada fonksiyon böyle devam eder. Demin dediğim gibi hani burada kelime oyunu yapmıyorum. Gerçekten asimtot şeklinde böyle devam ediyor. E zaten bu fonksiyon bir üstel fonksiyon değil ki polinom fonksiyon. Üstel fonksiyon gibi asla sıfıra değmesin. Polinom fonksiyon her noktada tanımlı. Gitmediği yer yok. Dolayısıyla böyle gider. Doğal olarak bir polinom fonksiyonun x eksenine böyle değmeden aynı üstel fonksiyon gibi gitme şansı yok arkadaşlar. Bundan sonra bu şekilde bir polinom fonksiyonla alakalı bu birinci, üçüncü ve dördüncü fonksiyonların grafiklerinin polinoma ait olmadığını bilin. Ama kesinlikle burada polinom fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki limit türev integral öğrenince bazı yerlerde daha rahat oturabiliyor. Artık hani e, türevlilik kavramıyla birlikte polinom fonksiyonları çok rahat 1, 3, 4 gibi olmayacağını ifade etmiş oluyoruz. İşte arkadaşlar... İlk olarak e, ilk Gözden Kaçan Noktalar Gökhan serimizde e, birinci videoyu tamamlamış oluyoruz. Diğer videolarda da aynı bu şekilde e, böyle çok hani uzayacak bir video olur mu bilmiyorum ama olabildiğince genelde böyle hani ilginç bir şekilde birçok kişinin de birbirinden bağımsız sorduğu e, ve benim hiç normal görmediğim öğrencisin sonuçta sen konuyu çalışırken bazen bir yere takılıyorsun ve onun çok basit bir izahı var. Tek başına da belki çalıştığın için, soracak insanda olmadığı için o ufak tefek şeyler e, arada kaynayabiliyor. Ya da tanıma dikkat etmiyorsun. E, ÖSYM'de tanıma hakikaten kavramları önemsiyor. Ya da bir an aklına geliyor hani bazen insanın şey gibi hani uçakla giderken biz dümdüz ilerlersek geri mi döneriz gibi. Hani böyle saçma sapan sorular aklına geliyor. Aslında onun bir izahı var ya. Bir anlık böyle arkadaşınla tartıştığın, e, yer çekimiyle ilgili hani yere düşerken ne olur gibi. Bir an absürt... Aslında sorular ama bir açıdan bakınca da cevabı net olan aklına o anda da gelen şeyler. İşte bu da onun gibi olacak. Ee, daha sonrasında da yine grafiklerle alakalı ya da işte e, bazen TYT konuları da olur. Bazen AYT olur ama daha çok AYT'de kavramlar üzerine çok fazla gidildiği için belki oralardan daha çok çıkıyor. Oralarda daha çok sorduğunuz şeyler gözüme e, batıyor. O yüzden bunları izah etmeye çalışacağım. Bundan sonrasında da arkadaşlar bu videoları aman takip etmeyi unutmayın. Hem böylece belki... Kafanızda takılan yerler vardır ya da bunun üzerinden de belki sorular doğar. Ben olabildiğince matematiksel anlamda ya da geometrik anlamda kafanızda takılan yerleri hep böyle ya kenara not ederim ya onunla ilgili soru yazarım. Bilirim çünkü takılacağınızı. O yüzden soru bankasında da buna e, değinmiştim. Başka bir zaman arkadaşlar inşallah Gökhan'ın ikinci videosunda görüşmek üzere iyi çalışmalar.